Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Richard Solomon'un görevlerini yapacağız. Hemen solda göreceğiniz üzere arkadaşlar, şu an gerçi gitti ama şuradan göstereyim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, Solomon bize şöyle bir mesaj atıyor ve diyor ki kısacası, stüdyomda bir soygun gerçekleşti ve gelip buna bir göz at, kayıp malzemelerimi bul diyor kısacası arkadaşlar. İşte bunu bugün bu Solomon'un görevlerini yapacağız. Kısaca bahsetmem gerekirse arkadaşlar, bu görevlerden şöyle ki toplam 10 tane kayıp malzeme buluyoruz. Bulduğumuz malzemelerin her biri 10.000 dolar değerinde. Daha sonrasında bulduğumuz o 10 malzemeyi götürdüğümüz zaman 10.000 dolardan toplam 100.000 dolar elde etmiş olacağız. Bir de hepsini götürdüğümüzde ekstradan bize 50.000 dolar daha verecek arkadaşlar ve toplam bize 150.000 dolar kazandırmış olacak. Ayrıca uzaylı kostümünü de veriyor arkadaşlar. Böyle bir durum da var. Yani bu görevi yapmak aslında güzel olur arkadaşlar. Hem para kazanmış olacağız hem de uzaylı kostümünün kilidini açmış olacağız. O zaman hemen arkadaşlar görevimize başlayalım. Şimdi öncelikle stüdyoya gideceğiz. Hemen stüdyoyu buradan bir bulalım öncelikle. Hemen haritada zaten şöyle S şeklinde görünüyor arkadaşlar. Sarı bir S, Solomon da yazıyor zaten. Buraya hemen bir işaret atalım ve motorumuza binip gidelim hızlıca. Hadi bakalım. Evet, mekana geldik abi. Sanırım burası. Şöyle şuradan bir geçelim. Evet, büyük ihtimal burası. Şöyle park edelim şuraya. Şuradan girelim bakalım. Fark etmez herhalde bu taraftan girsem. Evet abi. Olay mahalli burası. Şimdi evet, sol üstte de yazdığına göre çalınmış movie props, yani sahne ekipmanı diyebiliriz. Bunları bularak cash, yani para ve RP kazan diyor. Yani tecrübe puanı. Bunların hepsini geri götürdüğünde de bonus bir para kazanacağız. Zaten videonun başında da bahsetmiştim arkadaşlar. Zaten mesaj da atmış Solomon bize. Yani bütün paha biçilemez şeylerim gitti diyor, çaldılar diyor kısacası. Bunların hepsini yaptığında da hani ben arkadaşlarıma ve bana iyilik yapanlar hani ben de iyilik yaparım gibisine getiriyor, yani ödüllendireceğini söylüyor kısacası. Peki abi, şimdi buradan bir çıkalım öncelikle. Evet abi, şimdi dediğim gibi toplam 10 tane bulmamız gereken malzeme var arkadaşlar. Bunların 7 tanesi belli bir yerde. Diğer 3 tanesi ise kişiden kişiye göre değişen rastgele yerlerde çıktığı için arkadaşlar, onları videoyu izlerseniz zaten nerelerde bulabileceğinizi bu şekilde öğrenmiş olacaksınız. Şimdi isterseniz bu malzemeleri nerede bulabileceğinize bakalım. Evet, ilk noktamız burası arkadaşlar. Bu gece kulübü diyelim bunun için. Bu gece kulübünün içinde bulabilirsiniz. Haritadan da şöyle göstereyim. Tam olarak şurada bulunuyor arkadaşlar. Topuklu ayak simgesi göreceksiniz. Buradan öncelikle içeri giriyoruz. Evet, girmemiz gereken yer burası arkadaşlar ama sol üstte de yazdığı üzere yanımızda bir dansöz olmadığı müddetçe buraya giremeyeceğimizi belirtiyor. Onun için hemen bir dansöz buluyoruz kendimize arkadaşlar. Evet abi, dansözü böylelikle yanımıza almış olduk arkadaş olarak. Şimdi buradan ileri gidiyoruz arkadaşlar. Tam olarak benim izlediğim rotayı takip edin. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar, masanın üzerinde şu an parıldıyor zaten. Ona yaklaştığımızda otomatikman almış olacağız. Evet, gördüğünüz üzere sol üstte de yazıyor, Solomon'un ofisine geri götürdüğü, ama hemen geri götürmemize gerek yok arkadaşlar. Onunu birden toplayıp da götürebilirsiniz ya da tek tek de götürebilirsiniz, hiç fark etmez. Ama ben hepsini birden götürmeyi düşünüyorum. Şimdi burada işimiz bitiyor arkadaşlar. Buradan sonra yapmamız gereken şey artık ikinci bölgeye gitmek. Şimdi buradan hızlıca bir çıkalım. Evet, şimdi hızlıca arkadaşlar bir sonraki yere gidelim. Bir sonraki kayıp malzemeyi bulabileceğimiz yer arkadaşlar Diamond Casino Oteli. Şu şekilde yine göstereyim bilmeyenler için. Tam olarak şu pozisyonda arkadaşlar. Zaten üzerinde şu şekilde bir simge de göreceksiniz. Buradan içeri giriş yapıyoruz arkadaşlar öncelikle. Evet, içeri girdiğimizde arkadaşlar buradan tam olarak benim izlediğim rotayı takip eden arkadaşlar lavabo kısmını bulmamız gerekiyor. Orada olacak. Hızlıca gidelim.
Evet, mekan burası arkadaşlar. Restrooms yazan yer. Hemen burada zaten göreceksiniz, parıldayan bir sahne ekipmanı var. Üzerine gidip alıyoruz. Evet. Şimdi hızlıca arkadaşlar bir sonraki yerimize gidelim. Evet, bir sonraki yerimiz arkadaşlar, şöyle haritadan da göstereyim. Askeri üssün olduğu bu havalimanı arkadaşlar. Tam olarak şurası, bu şekilde de göstereyim. Geniş açıdan şehirden sol üste çıktığınızda tam olarak şu nokta arkadaşlar. Buraya geldiğiniz vakit şuranın içerisinde oluyor. Şöyle ki ben buraya girebilmek için arkadaşlar, normalde buraya girdiğinizde eğer bir hangarınız yoksa direkt 5 yıldız oluyorsunuz ve polisler peşinize takılıyor. Bunun olmaması için Lester'ı arayıp Cops Turn Blind Eye seçeneğini seçebilirsiniz. Sağ aşağıda şu an zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Lester'ı aradığınızda en sonki sıralamadaki seçeneğe gidin ve bu şekilde 3 dakika boyunca polisler sizin peşinize takılmıyor. Bu şekilde gelebilirsiniz. İçeri girdiğinizde ise hemen şurada zaten parıldıyor arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bunu üzerine gidip alıyorsunuz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir sonraki yere gidelim. Evet, bir sonraki noktamız arkadaşlar, şu an bulunduğum yer. Şu şekilde göstereyim şehirden beri. Bu şekilde arkadaşlar şuraya, tam olarak şu noktaya geliyorsunuz. Yalnız burada bir direnişle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz çalışma yaptım. Zaten şu anda da tekrar spawn oldular sanırım. Evet, burayı arkadaşlar temizledikten sonra hemen şurada göreceksiniz zaten parıldıyor. Dediğim gibi direniş olabilir. Bunu temizliyorsunuz arkadaşlar ve bunu alıyorsunuz. Evet, burası da bu kadardı arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir sonraki yerimize geçelim. Evet, bir sonraki noktamız ise arkadaşlar tam olarak şu an bulunduğum yer. Şu şekilde yine göstereyim arkadaşlar size. Evet, tam olarak bu noktaya geliyorsunuz. Ve burada bir ev var arkadaşlar, müstakil bir ev. Bunun hemen kapının girişinde olacak arkadaşlar. Şu şekilde girelim. Bakın şurada parılıyor. Hemen onu da üzerine gelip alıyoruz. Evet. Bu kadar da arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir sonraki yere gidelim. Evet, kayıp malzemeleri bulabileceğiniz bir sonraki yer arkadaşlar burası. Şu şekilde haritadan da göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Tam olarak bu noktaya geliyorsunuz. Daha sonrasında buradan şu rotayı izleyin. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar parlıyor zaten. Bir uzaylı kafası maskesi. Hemen üzerine gidip alıyoruz. Evet. Burası da bu kadardı arkadaşlar. Hemen sonraki yere geçelim. Evet, bir sonraki kayıp malzemeyi bulabileceğimiz yer arkadaşlar hemen olay mahallinin gerçekleştiği yer, yani stüdyonun orası. Şurada göreceğiniz üzere kapıdan çıktığınızda solda çöp konteynerinin yanında parıldıyor. Yine ben bunu göstereyim arkadaşlar buradan. Evet, gördüğünüz üzere şöyle ki görevi alır almaz stüdyodan çıktığınızda arkadaşlar bu burada olmayabilir. Daha henüz spawn olmamış olabilir. Diğer yerlere gittikten sonra tekrar buraya gelin ve bu burada bu şekilde spawn olmuş olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde hemen üzerine gidip alıyoruz. Evet, bunu da almış olduk. Evet, şimdi arkadaşlar bu zamana kadar ki bulduğumuz 7 tane kayıp olan malzemeyi teslim edelim. Böylelikle kayıt etmiş olacağız. Evet, ofise götürdüğünüzde arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı bir level aldık ve 7 tanesinde, 7 tane bulmuş hatırlarsanız, 7 tanesinde böylelikle geri götürmüş oluyoruz ve kaydetmiş oluyoruz. Evet, böylelikle yeri belli olan tüm sahne ekipmanlarını bulmuş olduk. Şimdi gelelim diğer üçüne arkadaşlar. Bu araçlar random bir şekilde, yani rastgele bir şekilde spawn oluyorlar ve bunların nerede olduklarına dair bir harita var. Onu şu an ekrana yansıtıyorum arkadaşlar. Bu haritadan nerelerde olduklarını bulabilirsiniz. Yine bu haritanın büyük resmini de açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bu haritadaki 8, 9 ve 10 numaralı noktalara bakmanız gerekiyor. Bunlar A, B ve C şeklinde gözüküyorlar. Birden fazla spawn noktaları var. Dediğim gibi bu noktalara bakmanız gerekiyor. O noktalardan birine gittiğinizde de sol aşağıdaki küçük haritada ufak bir mavi ikon beliriyor arkadaşlar. Bu mavi ikon aracı bulduğunuzu gösterir. Bu ikonu görür görmez gidip aracı almalısınız arkadaşlar. Hepsini bir günde bulmanız birazcık zor açıkçası. Dolayısıyla bir yerde sabahtan akşama kadar durmanızı öneririm arkadaşlar. O noktalarda bu şekilde bulabilirsiniz. Tabii ben yine video şeklinde göstereceğim bu araçları arkadaşlar. Dolayısıyla isterseniz hemen sıradaki aracımızın nerede olduğuna geçelim.
Evet, bu araç bende arkadaşlar az önceki haritadaki 8B noktasında spawn oldu. Ancak dediğim gibi sizde daha farklı bir noktada spawn olabilir. Ben şimdi hızlıca bu aracı buradan alacağım. Bir ufak bir dirençle de tabii karşılaşıyorsunuz doğal olarak. Bunları hemen öldürüp hızlıca gidelim bakalım. Evet, aracımızı sarı noktaya bırakıyoruz arkadaşlar. Böylelikle ilk aracımızı da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet, şimdi dilerseniz arkadaşlar bir sonraki aracımızın nerede olduğuna bakalım. Evet, bir sonraki araç bende arkadaşlar az önceki haritadaki 10B noktasında spawn oldu. Yine önceki noktadaki gibi ufak bir direniş var burada. Bu taraftakiler daha güçsüz diyebilirim, hızlıca alt edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde buna da hızlıca binip sarı noktaya götürmemiz gerekiyor. Tabi öncesinde de polislerden kurtulmamız gerekiyor. Evet, böylelikle ikinci aracımızı da geri getirmiş bulmaktayız. Şimdi isterseniz hızlıca bir sonraki aracımızın nerede olduğuna bakalım. Evet, son aracımız da bende az önce gösterdiğim haritada 9B noktasında spawn oldu arkadaşlar. Yine önceki noktalarda olduğu gibi burada da ufak bir direnişle karşılaşıyorsunuz. Ancak öyle çok fazla kuvvetli kişiler değiller. Hemen alt edebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten silah bile tutmuyorlar neredeyse bazıları. Bu şekilde bunları hallettikten sonra hemen aracımıza biniyoruz. Polisleri atlattıktan sonra da sarı noktaya götürüyoruz. Evet, böylelikle son aracımızı da geri getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu son aracımızı da geri getirdikten sonra Solomon bize mesajla iyi iş çıkardığımızı ve ofise geri dönmemiz gerektiğini söylüyor. Orada bizim için paranın satın alamayacağı bir hediye bıraktığını ayrıca belirtiyor. Tabii hepinizin bildiği üzere arkadaşlar, tahmin edeceğiniz üzere bu hediye tabii ki de uzaylı üniforması arkadaşlar, ya da uzaylı suiti diyeyim daha doğru olur. İçeri girelim bakalım. Evet, içeriye girdiğimizde arkadaşlar hemen şuradaki, zaten haritada da görebiliyorsunuz, kutuya gidiyorsunuz ve PC platform için E tuşuna basıp açıyorsunuz. Direkt bu şekilde bir cutscene giriyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde arkadaşlar bu suitimizi de almış oluyoruz ve bu Solomon'un prop görevlerini tamamlamış oluyoruz. Videomuz da burada bitiyor arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.